Çok heyecanlıyım. Bana bir enerji geldi. Neyse, esenlikler. Ya buradayım. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Saçım biraz komik ama buna değer çünkü saçımı açtığında kıvırcık olmasını umuyorum. Yani umarım kıvırcık olur. Çünkü benim saçım hiç şekil almıyor. Hiç şekil almıyor. Bir insanın saçı hiç şekil almaz mı ya? Evet, bugün yapacaklarımız var. Yapacaklarım var. Gözlerim çok korkunç duruyor. Dedim ki kendi kendime konuşup yapmayayım. En azından kameraya doğru konuşayım. Bir işe yarar. Çünkü evde tekim ve muhtemelen yapacağım işleri kendi kendime konuşarak yapacağım. Bugün olmasını umduğumuz iki şey var. Birincisi, 2 yıldır falan ben artık Kore rameni denemek istiyordum. Ve kendime birkaç tane ramen aldım. Aldım ama sanırım ilk ve son alışım olacak. Çünkü yani... Evet, birincisi bu. Kargonun gün içinde gelmesini umuyorum. Umarım gelir. Gelmezse sıkıntı çıkar. O zaman... Yarın da buradasınız. İkincisi çok önemli. İlgiye Gringo'ya biletim var. Piyano çalmaya çalışan bir insan olarak gerçekten Evgeny Grinko'nun canlı müziğini dinlemek inanılmaz bir his. Bugün ona gideceğiz. Neyse öyle, bugünü birlikte geçireceğiz. Akşama kadar kargomuzun gelmesini bekleyeceğiz. Akşama kadar kargomuz gelmezse akşam hazırlanmaya başlayacağız. Hazırlanıp öyle gideceğiz. Benim en heyecanlı olduğum kısımlardan birisi saçlarımı açmak. Şimdi saat 3. Akşama kadar ben ne yapacağım bilmiyorum. İnsanın piyanosunun olması çok güzel bir şey. Tam penceremin önünde duruyor ve penceremin önünde gerçekten çok güzel bir ışık var ve piyanoma koyup video çekebiliyorum. Bir de şey olayı var. Evgeny Grinko Türkiye'de çok ün kazanmış bir insan. Özellikle vals biliyorsunuzdur. Yani her yerde duymuşsunuzdur. Ve sanırım şöyle yazılı olmayan bir kural var. Piyano çalan her insan mutlaka vals çalar. Yani öğreneceği ilk şeylerden birisi valstir ki ben de öğrendim. Kendime hep şey diyordum. Hayır. Diğerleri gibi olmayacağım ve vals çalmayacağım. Ama artık vals çalıyorum. Sağlıklı bir karar bence. Bir sıkıntı göremiyorum. Evde bunu çalabilip akşam konsere gidip orijinalini dinleyecek olmam. Biraz pratik. Pratik değil lan. Pratik. Pratik ne? Beni tüm diller birbirine karıştı. Olacak olacak. Bunlar zamanla olacak olan şeyler. Öyle birden aniden Mozart olacak olsaydık Mozart olurduk yani, değil mi? Sanki keyfimizden kötü çalıyoruz. Ben bir ara beyaz futbol izleme videosu çekmiştim. Çok mantıklı bir aktiviteydi bence. Hani vakit geçirmek için. Evet. Biraz boş oturacağım. Hayatı sorgulayacağım. Vaktin geçmesini bekleyeceğim. Sonra görüşürüz muhtemelen. Bak, Spotify adamın hesabını boz. Bakın, kitap önereceğim. Şu kitap dün bitirdim. Ve gerçekten bu kitabı okumamış olan hayatta 0-1 geridedir muhtemelen. Çok güzeldi. Gerçekten 2 günde 400 sayfa falan okuttu bana. Çok değil ama az da değil en azından. Kitapta olasılıklar bitmiyor. Kitap olasılıklarla dolu yani. Okurken diyorsun ki ulan acaba şimdi ne olacak? O yüzden çok hoştu. Çok güzeldi. Herkese öneriyorum. Size de önerdim çünkü siz de iyi insanlarsınız ve iyi insanlara iyi kitaplar önerilir. Bana da güzel kitap önerirsin lütfen. Çok lazım. A little longer than a few minutes. Az önce mesaj aldım. Mesaj aldığım tek kişi. Yurt içi kargo bana mesaj atmış. Siparişiniz dağıtıma çıkmıştır diye. Bugün tam istediğim gibi gidiyor. Bugün mükemmel. Nasıl bir sevap işlemiş olabilirim ki bugün çarklar benim için dönüyor. Moments later, more moments later. Artık gelmez diye o kadar umudum kesilmişti ki iki şeyin de bugün gerçekleşmesi gerçekten çok güzel oldu. Paketin içine bakalım. Sıra acılısını almıştım çünkü acı severim. Hayat acıysa ramenler de acı olmalı. Bunu ben bayağı görüyorum. Bunu her yerde görüyorum.
Bir de her yerde gördüğüm bir tane daha var. Bunu görmeyen yoktur muhtemelen. Bu eleman. Şu arkadaş. Bugün bunu yiyeceğim. Bunun paketin rengi çok güzel. Mor. Sırf mor diye aldım desem yalan olur. Sırf mor diye almadım. Kimçiliydi. Ben de dedim kimçi kim ki? En çok bunu denemek istiyorum. Ama bunlar burada. Burası önü değil mi? Burası da önü. Şimdi ben bunu yanlış yaparsam yazık olur. Evet tamam. Önce suyu koyuyoruz sonra bunu. Ben suyumu 2 sene önceden ısıtmıştım zaten. Tabii ki de internette gördüm, taktiği uygulayacağım ve bunu böyle kapatacağım. Bu arkadaş burada böyle beklesin. Şimdi hüpleterek yediklerini biliyorum. Hüpleterek yemek de ayrı bir zevkli oluyor ama ben şu şekilde yemeği de seviyorum. Şöyle sarıyorum. Böyle çeviriyorsunuz, sarılıyor ve yiyorsunuz. Güzel olacağına emin olaraktan yiyorum. Bu bayağı acı. Keskin bir acısı var. Ama güzel. Ben sosun hepsini koymadım çok fazla gelir diye. Ki öyle bir öneri de duymuştum. İyi ki koymamışım. Dokusu bizde satın alan noodle'dan daha farklı. Daha yumuşak sanki. Güzel. Şöyle fırsat bulunursa eğer bence tadılması gereken bir tat. Ama onun dışında hani ölmelik mi? Değil. Ama yemeden ölürseniz çok şey kaçırırsınız diyeceğim bir şey değil. Ama iyi. Bulursanız, bulunulursa denenmesi gereken güzel tatlardan birisi. Acıyla aranız hiç yoksa gerçekten yenmeyecek bir şey. Çünkü gerçekten acı. Ben yorumlara bakarken hani ne kadar acı olabilir ki diye düşünmüştüm. İnsanı yerinden kaldıran bir acı değil ama acı. Acı işte arkadaş ya. Ben bir de acı seviyorum diye ekstra acılı almıştım. Koreliler işi biliyor ya. Gerçekten adamlar yapmış. Keyifliydi. Evet. Küçük bir travma atlattıktan sonra hazırlanmaya geçebiliriz. İhtiyacım olan her şey bu penguende bulunmakta. Göz makyajı ve dudak. Başka bir şey yapmayacağım. Cildimi ellemeyeceğim. Gerek yok. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ben dedim ki madem ben makyaj yapan bir insan değilim. Makyaj yapınca da gözüme falan yapıyorsam bari işe yarar bir şey alayım. Gözüm için güzel bir şey alayım. Ama hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Böyle baz olarak sürüyor. Gözümün altına göz bazı. Ben bunu uyguluyorum ama kesin yanlış bir şey var. Böyle göz bazı olarak sürdüm çünkü sadece gözümün morluklarını kapatacağım. Hani eşitlensin güzel dursun ayol. Ay çok çok enteresan. İlk defa bu kadar kıvırdım galiba. Anında iniyorlar ama. Tri-lay-lay-li. Tri-lay-lay-lom. Tri-lay-lay-li. Tri-lay-lay-lom. Nasıl ama anında böyle bir gözlerim değişti. Şimdi gözüm için sevdiğim zaten tek bir tip bir şey var. Ve benim gerçekten en sevdiğim şey herhalde göz kalemi. Gözümün içine sadece göz kalemi süreceğim ve bu kadar. Benim göz olayım bitti. Bu kadar. Kamerada güzel durmuyor ama aynada güzel duruyor. Rimel bile kirpiklerimi güzel yapmıyor. Fena yapmadı ha. Rimel'in bugün kameralara oynuyor. Evet gözlerim bitti. Bu gurusun. Bu kurudu. Şimdi üstten lip gloss geçeceğim ve bu kadar. Bu kadar. Teşekkürler. Kolu uzun olabilir ama gönlüm bundan yana. Gözüküyor muyum? Bence ideal. Şimdi saçım kaldı. Saçım. O an bu andır. Çok gerginim. Şekli bozulmasın yeter gerçekten. Allah bozmasın kardeşim. Bu ne lan?
Bozulursan bozuşuruz. Aa, çok komiyim. Bir şey diyeceğim. Bu nasıl düzelecek? Çok mutluyum şu an. Başardım. Çantam biraz komik ama güzel. Saçlarım çok enteresan. İlk defa saçlarım böyle oluyor. Çok mutluyum çünkü güzel hissediyorum. Göz kalemim gidiyor. Dışarıda böyle gezmeye çok tanıyorum ama gideceğim. Bay bay. Konseri çekebilir miyim? Çekersem çekeceğim. Çekemezsem çekeceğim. Dışarı çıktım. Yağmur yağıyor. Konserden en sevdiğim kesitleri, en beğendiğim parçaları videonun sonuna ekledim. Konseri izlemek isteyen, onları dinlemek isteyen, onları konserdeki haliyle dinlemek isteyenler videonun sonunda görüşebilirler. Yani telefondan ayrı ama gerçekten o müziği yaşamak çok güzel. Özellikle böyle o örneğin kemanı böyle çalıyorlar ya. Çok güzeldi. Müziği dinlemek ayrı, hissedip dinlemek apayrı bir şey. Yaşayıp hissedip dinlemek tamamen ayrı bir şey. Evet, bugün yapmak istediğim her şeyi yaptım aslında. Kargom geldi, rameni yedim, hazırlandım, saçlarım kıvırcık oldu. Görünüşümü de beğendim. Konser apayrı güzeldi, güzel geçti. Çok eğlendim, çok güzeldi. Benimle birlikteydiniz az buçuk. Ben eğlendiysem, beni izleyenler de eğlenmeli. Ve bu kadardı. Gün bitti yani. Gün biterse video da biter. Hoşçakalın. Konseri izlemek isteyenlere de şimdi iyi seyirler. Şimdi yeni albümden birkaç şarkı çalacağız.